Ben istiyorum. Ayşe, sesini duymuyorum. Çocuklarımızı istiyorum abla ben. Çocukları mı istiyorsun? Annen babanı istemiyor. Nereye götüreceksin? Ben götüreceğim abla. İstemiyorlar söyledi. Annen burada. Daha geçen gün söyledi. Ver çocukları. Biz de önümüze bakalım. Gidelim dedi kadıncağız. Kadının da yüreği tükendi. Abla başka bir yere de götürürüm ben çocuklarımızı. Bir türlü sıkıntı yok. Başka yere mi? Nereye götüreceğim başka yere? Eserime yurduna gidecek abla. Senin ne yaptığından benim haberim var. Sen o casusların dediğin var ya seni iyi çukura çekiyor. Sen devam et. Tamam mı? Sen devam et öyle. Onlara inan. Eyvah diyeceksin ama işten geçecek. Ha. Sen onlara çok güven. Tamam mı? Güven güven. Seni öyle bir batıracaklar ki. Bu yeri mi çıktı? Çocukları al gel diyen biri mi var? Ya ben biliyorum abla. Çok dinliyor. Helal o kişiyi çok dinliyor. Arkandayım senin diyor. Ben ya, kim olduğunu da iyi biliyorum yani. Yok abla. Ya, Ali'ye konuş. Yayına var, çıkıyor yok, işte ben mı? Senin arkandayım diyor. Şöyle diyor böyle diyor çocukları getir diyor. Dinliyorum ben yani. Bu hani diyor ya mi? Casuslarım değil bu bana erkek, geliyor yani. Erkek mi kadın mı bu? Erkek. Erkek. Abla Ali de kendisini seviyordu o kişinin o abini. Ben konuşuyor mu şimdi? Konuşmuyorum. Geçen yayına çıktı neler söyledin? O da benim hakkımda konuştular. Hadi yalan de. Yok senin hakkında hiçbir şey konuşulmadı. Tabii canım tabii tabii. Ben sizin ne konuştuğunun hepsinden haberim var. Konuşun. Senin hesaplarını ben biliyorum ki gelmiyorsun. Ben duyarım. Hani sen diyorsun ya casuslarım var diye. Bana geliyor. Senin nerede konuştuğun ne yaptığın hepsi geliyor bana. Tamam? Ama sen batacaksın haberin olsun. Uyarmadı deme. Sen çabalıyorsun ama hala seni basıyorlar. Ama bak sen bunu anlamıyorsun. Çok... Gör evet. Bak sen. Abla Ali'mi daha çok bataklar sürekliyorlar. Kızım o erkek hiçbir şey olmaz ona. Senin kendini, abla erkek de ama... Senin kendini koruman lazım. Bak yaptığın şeylerden ne annenin haberi var ne babanın haberi var abla, Ayşe. Başına Ali çok söylüyor. Kötü bir şey getirecekler Ali. Yarın bir gün başına benim... gelsin bir şey abla... gelsin. Bana bir şey olmaz. Kızım o erkek bir şey bana olmaz. Bana bir şey olmaz. Seni korumalıyız biz seni. Adam seni Allah koruyor bak olsun. Hala. Senin çocukların annesi olman seni korunmanı sağlıyor adam. Diyor ki bak dikkat et seni çukura çekiyorlar diyor. Allah razı olsun ama Ali'mi daha çok çukura çekecekler abla. Hala abla... ben ya. Ya çeksinler beni çeksinler. Tamam umurumda değil çeksinler ya. Abla ses kayıtlarım var benim. Ya ama hey baby öyle misin ses kaydı ya. Ben de çıkardım hepsini. Ben de çıkardım. Hayret bir şey ya. Öğrenmişsin şahıslar ses kaydı şudur budur. Senin başka bir şey, konuşacağın bir şey yok mu ya? Sen çocuklara gel çocuklara. Bırak artık onları. Gel çocuklara. Yarına kadar müddet sana. Ben başka müddet vermiyorum bakarak sana. Konuş. Konuş. Ben sana yarına kadar müddet. Anlamadım. Vermeyeceğim çocuklarımızı. Tamam. Seninle büyüteceğim. Seni seviyorum aşkım. Vallahi o iş geçti. Sen geçmedi. İşi geçti. Sen batağa devam et. Geçmedi yok. Bak abla hala beni düşünüyor, şifre vermek istiyor, seviyor. Yok, efendim Tülay'cığım. Yoksa derdi ne yaparsan yap. Abla ben onun için okuyorum, aslında öyle diyebilir. Ama çocukları al gel demiş birisi sana. O da diyor ki ben çocuklarımı vermem. Kendin çukura doğru gidiyorsun, çocuklarımı da yanında taşıyamazsın diyor. Bu hem seni koruyor hem önce çocuklarını koruyor yok adam. Abla çocukları al gel demedi. Haberi var işte. Al gel demiş sana arkamdayım ya. Demiş adam. Kimse o adam. Onda işi gücü yok abla herhalde. Abla Ali'm de biliyor o kişiye. Araları çok iyiydi ama ne oldu bilmiyorum. Demek ki bir hatasını gördü ki. Yok o hatasını. O erkek haliyle görüşmeyi kesmiş. Sen abla, niye abla başka birisi doldurdu o yüzden. Ben biliyorum kimin ay, doldurdu. Hep zaten seni kimse doldurmadı. Sen o şahsın yayınına girdin. Tamam mı? Her şeyleri söyledin o da onay verdi. Yuvamı sahip çıkmıyor musun mu? Anlatayım mı daha devamını? He?
Bana hepsi geldi. Sen rahat ol. Çıkıp konuşmuyorum diyorsun ya sen. Heh. Hepsini duyuyormuş abla. Ben duymuyor diye biliyordum. Heh, gördün mü abla bak işte. Ama abla ya sadece abla o şekilde dedim. Bana hani hakaret etmedi. Ver, bana ne cevap veriyorsun? Ben hakim miyim, yargı mıyım burada? Bana ne ya? Hı. Konuş, anlat. Sadece duymuş, o şekilde konuştum. Yaptığın her şeyi biliyor etmedim, yani. Hiçbir şey demedim. Tamam, sana destek çıkacakmış ya. Ben biliyorum abla neden arkamda dolaştığını, kıskanıyor o yüzden. Ben Alim'in arkasındayım ya, gölgesi gibi. Alim de benim bana, arkamda. Ben senin peşinde değilim. Ben senin peşinde değilim. Umurumda da değilsin. Takip ediyorsun o yüzden. Ben takip etmiyorum. Bana haber geliyor diyorum. Ben seni takip etmiyorum ki. Etmiyorum ki ben seni takip. Bana geliyor, ben giriyorum dışarıdan bakıyorum, oradasın, konuşuyorsun. Beni konuşuyorsun, onu konuşuyorsun. Herkesi karıştırıyorsun ortalığı. Yok, seni konuşmuyorum aşkım. Tabii canım. Onu bunu şey yapıyorsun ya. Konuşturma beni. Tülay'cığım, giremedin söze. Evet, ben Ayşe'ye bir şeyler söylemek istiyorum. O kadar iyi niyetli, o kadar merhametli bir kayınpederin var ki Ayşe. Zamanında sana o kadar çok yalvarmış. Hala da o torunlarını senden çok daha çok düşünüyor. Çok ve şükür. Çocuklar okula gitmiyor diye ağlıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Hala velayeti vermemek için direniyorsun. Yok malum kişiler, yok o kişiler şunu dedi, bu dedi. Yani en azından eski kayınpederinin hatırına velayeti ver. Onlar da rahat etsin. Sen de mutlu ol. Çünkü yarın öbür gün velayeti verirsen görüşme olasılığın çok daha fazla olacak. Ama böyle inat edersen çocuklar da perişan olacak ve insanları da çok fazla üzeceksin. Çok yalvarmışlar zamanında sana. Abla, okulla bizim evin arası, ya Ali Gelin evin arası 10 dakika. Tamam, şimdi ne değişti Ayşe'cim? Hani, ne değişti ki? İstiyorsanız abla ekiple beni gönderin, ben çekim de hani şey gösterebilirim. Onu demiyor sana, bak demiyor. Ya. Ne fark ediyor yakın veya uzak olması, evin uzak olması? Şu an eskilerden ne değişti ki? Hala daha Alim beni affetsin diyorsun. Sen de ne değişti Ayşe? İnsanların şeyi hala aynı. Zamanında yalvardığı gibi şimdi de kayınpederin yalvarıyor sana. Ama sende değişen hiçbir şey yok. Söyle değişen şeyleri, onlar da anlamaya çalışsınlar. Evet Ayşe. Düzelteceğim inşallah abla, zamanla bırakacağım. Düzeltmek değil, bak eski kayınpederin diyor ki şu anda benim ağlama nedenim çocuklar. Versin velayeti, çocuklar da bir yolunu bulsun. O zaman kayınpederime tek kelime söyleyebilir miyim? Tabii. Ya çocuklarımızı düşünüyorsa yuvamızı kurtarmamız için mücadele etsin. Alim'le ikimizle büyütelim. Ayşe'cim, şunu bir türlü anlatamadık sana. Yuvanız yok sizin. Yuva yok yavrum, yok. Tekrar araya girebilir abla istese. Sor. Sor Ali'ye. Sor kendisi. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Abla şimdi o yuva muva diyor da. Yuvayı zaten kendisi, annesi, babası kendisi yıktı. Nasıl yıktı? Ha, benim oğlanı orada karakola götürttürdü. Karakolda ne bileyim elini bağlattırdı, şey yaptırdı. Bütün milletin içinde eşyaları sattı, yuvayı yıktı. Yıkan bunu Ayşe, annesi, babası. Değil abla. Ben ya biz yapayım. Ağladık, sızıladık, olmadı bak. Ne diyorum, oradaki adamların hepsi bizim için çalışıyor. Allah razı olsun. Ama anlamaz ya, anlamaz. Ben yıkmadım abla. Anlamaz, anlamaz. Bak orada adamların hepsi anamız, bacımız, kardeşimiz her şeyi anlatıyor ama o anlamaz ya, anlamaz. Yok abla, benim ailem... Anlamaz kardeşim, ablam. Anlamaz ya, anlamaz. Kendi yıktı diyor. Yok abla, ben yıkmadım. Yapılacak bir şey yok ablam. Eşyaların hepsini kendi satan kendisi. Benim oğlanı evden koruyan kendisi. Her abla, şeyi yapan kendisi. Abla durup dururken ben uzaklaştım. Şimdi yuva isteyen yuva ya. Ne yuvası ailemin yanında benim... Ya. Baktı. Ben de sana söyledim işte, o zaman bu adamı niye istiyorsun dedim.
diyorum. O zaman daha çok hatalıydım ya abla. Ya ne istiyorsun o zaman ya? Bırakın bu karı ya. Para. O zaman daha mı çok hatalıydım? Ne bu? Rezil olduk ya. İki yıldır rezil olduk ya. Haklı. Haklı. Çok haklısın abi, ne diyeyim ya. Bırakın bu karı ya. Bırakın bu neyse. Ne yapacaksın? Elin arkana koyma ya. Yok, bir şey yapmayacağım. Ya yeter abla. Sadece Ali'nden yeter. Şans Orada istiyorum. Orada adamları saymıyorum ya. Gidiyorsun telefondaki adamı sayıyorsun. Orada adamlar senin için çalışıyor ya. Sen yine aynı tersi yapıyorsun, yine ters. Ne yapacaksın sen onu bunu ya? Anam şöyle, babam böyle, dedem şöyle, nenem böyle. Ya onları bırak. Sen kendi yuvana bak ya, yuvana. Yuva kalmamış ki ya, senin yuvan bitmiş. Yıkılmış senin yuvan, kendi yuvana kendin yıktın. Şimdi de gel, şey diyorsun, o sözlere karşı nasıl benim yüzüme bakacaksın ya? Ya, hadi cevap ver Ayşe. Özür Sen nasıl dilerim, bakacaksın baba, anan dilerim. Yanında, baban yanında, dayın yanında, aşkım, özür her dilerim. Şeyin yanında, o yanında, bu yanında. Baban da. Hani birlikte gideriz. Yani sen bana şans verirse. Ben sana şans da ya vermiyorum. Ya sen bırak mı gari ya? Bir şey ya, de vermiyorum. Ya. Tamam mı? Sen yoluna, ben yoluna. Anla. Ver şu velayeti, kurtul. Abla bir şey diyebilir miyim? Kurtul. Abla. Ya o çocuklar ya, bu çocuk. Abla, ben şu an başka birisiyle evlensem, Ali'm pişman olsa, bana geri dön dese, hani bir yıllık bir yuvam olsa ya da birkaç aylık. Yemin ederim abla, şu kapıdan çıkmak nasip olmasın, not yazarım. İlk eşim pişman olmuş, çocuklarımızın babası ilk göz ağrımı yanına gidiyorum diyerek yuvamı dağıtırım. Benim bunu öyle bir şey yapmayacağım için. Yemin ederim için, o kadar çok seviyorum abla. Beni çumurunda değilsin, tamam mı? Ama bu olasılığı da düşünmüş yani. Bunu da düşün. Daha iyi bir adım attın, çok şükür. Bir adım attın. Bu güzel. Yok abla, adım atmadım. Yok evlilik olmayacak. Ya olursa, Ali'm de ilerleyen zamanlarda pişman olursa. Benim var, ben gideceğim. Yok. Gör bak sen. Ben varım. Gör bak sen. Var mı yok mu? Şu an beni izliyor. Gör bak sen. Gideceğim dedi abla, ben nereye gideceğini biliyorum. Nereye gideceğini? Açtırma istersen. Ayşe'cim sana ne, nereye gideceğini? Ya sana ne? Ben senin özel hayatına karışıyor mu? Şuraya gidemem, buraya gidemem diyor mu? Hayır demiyorsun. Sen de bana karışamazsın. Bitmiş. Abla bitmiş. Biliyorum, malum kişi hiç dolduruyor, onun yanına gidecek. Ben onun hayatını yanına gitmeyeceğim ya. Sen ne hala onun yanına diyor? Kafandan çıkart artık ya. Gidemezsin, göndermeyeceğim seni. Hadi bakalım. Sıkıyorsa elimden alsınlar. Gidiyor mu, gitmiyor mu, elinde göreceksin. Elinde mi ki? Elinde mi? Annen abla elimde. Öyle kimseyi mi? Yem etmeyeceğim. Sen gör, gidiyor mu, gitmiyor mu? Göndermeyeceğim abla. Gidiyor mu, gitmiyor mu, gör hadi. Ali benim elimde diyor, gidemez diyor. Kimseye yem etmeyeceğim diyor. Annen abla, vermeyeceğim kimseye. Vallahi helal olsun ya. Efem Semra, dalga mı geçiyor? Bizim oyunu. Yok abla, vallahi doğruları söylüyorum, vermeyeceğim. Şimdi Ayşe'nin evlilik döneminde eski kayınpederi evet çok yalvarmış, çok fırsat vermiş. Fakat o dönem Ayşe'nin kafası çok karışık olduğundan, ruh hali iyi olmadığından dolayı bu fırsatı değerlendirememiş bence. Ama Ayşe yaşadıklarından şimdi pişmanlık duyduğunu ben yani inanıyorum ona, pişmanlıklarından ders çıkarttı. Yani burada bir fırsatı yine hak ediyor. Ali Bey, siz de bu fırsatı Ayşe'ye vermeden değiştiğini Ayşe'nin anlayamazsınız. Ha, ben istemiyorum. Mesela yeniden bir, hayır, sözlülük, hayır, bir nişanlılık dönemi olabilir. Ve bu dönem içerisinde bir fırsat. Allah'a ağzına sağlık. Vallahi güzel konuştun. Alkışlıyorum seni.